Evet efendim, bu program İngiltere'den, Londra'dan yapılıyor. Yani futbolun beşiğinden, doğduğu yerden. Ancak burada öyle takımlar var ki İngiliz takımlarına taş çıkartan cinsten. Aynı zamanda İngiliz kulüplerinden tutun da Türkiye'deki kulüplerin altyapılarına kadar futbolcu yetiştiriyorlar. Onlardan bir tanesi Londra Beşiktaş Spor Okulu. Futbolun doğduğu yerde, İngiltere'de Beşiktaş Spor Okulu'nun antrenmanındayız. Sadece İngilizlerin değil, burada Beşiktaş Spor Okulu Türklerin de futbol oynadığını gösteriyor. İllet yerleri gökleri. Gol, haydi gol, gol, gol. Türkiye'm göster. İngiltere'de faaliyet gösteren Beşiktaş Londra Futbol Okulu genç yetenekler peşinde. Yanındayız, durma coştur gönül. İşlerinde kimileri var ki gösterdikleri başarılarıyla şimdiden Türkiye'den teklif alıyor. İsta tatillerine gittiğimizde Antalya'ya seçildim. Bu yaz Antalya'ya 1,5 aylığına denemeye gideceğim. Orada inşallah seçirsem orada kalacağım. Buraya başlamam ilk önce arkadaşlarım, sonra Önder Hocam, Cem Hoca, Hayri Hoca, Beşiktaş London Futbol Akademisi'nin çok yardım oldu Türkiye'ye gidebilmem için. Burada çok antrenman, çok çalıştırıldım. Ve Türkiye'de oynayabilecek kadar duruma geldim. Yaşlılarıma tavsiyem sokakta gezmek yerine buraya gelip hem kendilerini geliştirebilirler, arkadaş edinebilirler ve futbolda başarılı olabilirler. Ve geleceğim bir futbolcusu, bilinen, tanınan, sevilen bir insan olabilirler. Beşiktaş Spor Okulu 3. yılını dolduruyor. Bu sene 4. yılımız. 8 takımımız var. Biri A takım olmak üzere 7 tane Gençler Ligi'nde oynayan takımımız var. Yaş grupları 12, 6, 14 yaş grubunda 2 takımımız var. 16 yaş grubunda 2 takımımız var. Bir de 18 yaş grubu var bu sene. Bünyemizde yaklaşık 145 tane oyuncumuz var kayıtlı. Daha kayıtlar devam ediyor. Hedefimiz 210-215 tane öğrenci. O doğrultuda gidiyoruz. 6 tane hocayla çalışıyoruz. Hepsinin antrenörlük diplomaları var. Birçoğu level 2'sini yaptı. 1-2 hoca da yapacak. Onun dışında benim level 3 antrenörlük diplomam var. Ben İmam Göztaş. Beşiktaş Londra Futbol Okulu'nun as başkanıyım. Her anlamda çocuklarımıza destek vermek için buradayım. 4 yıldır arkadaşlarımızla beraber bu yola çıktık. 4 yıldan beri hem burada Beşiktaş'ın altyapısında hem de buradaki toplumumuzdaki gençliğe hizmet vermekteyiz. Benim buradaki görevim daha çok çocukların sokaklardan, kötü alışkanlıklardan uzak kalıp hem toplumumuza hem de ailelerine iyi birer fert olmaları içindi. Ben bu yola çıkarken ilk önce kendi oğlum için bu yola çıktım ve yeğenlerim için çıktım. Ve Beşiktaş'ın da burada bize sunduğu destekle beraber kendimizi daha da ileri sunduk. Şu an 100'ün üzerinde öğrencimiz var. Bunlarla beraber biz şu anda altyapısını oluşturduğumuz bu seneki yaz okulumuz olacak. Yaz okulundan sonra her sene geleneksel olarak Türkiye düzenlediğimiz yolculuğumuz başlıyor. Burada çocuklar arasında seçtiğimiz 20 ile 30 arası gencimizi her sene Türkiye'ye götürüp altyapıları izletiyoruz. Orada 10 gün gibi bir süre kalıyoruz. Ve orada seçilen çocukları da buradan geri Türkiye'ye yollayıp işte orada altyapılarda antrenmanlara çıkmalarını sağlıyoruz. Bu sene ilk defa yapacağımız yaz okulumuz var. İşte bunun için de şu an kayıtlarımızı başlattık. Bu okulların bittiği anda başlayacak. Tam tarihi belirlenecek zaten, arkadaşlar size de verilecek. Bunu da yayınlayabilirsiniz. 9 ile 5 arası bütün aileler çocuklarını bırakabilecekler. Akşam 5'te alacaklar. Bunun için de yürüteceğimiz faaliyetler yüzme, bowling, basketbol, futbol gibi birçok aktiviteyi bir arada toplayacağız. Ama biz bunu tabii Beşiktaş Futbol Akademisi altında yapacağız. Hani bununla ilgilenen arkadaşlar olursa da bizi telefon numaranızı arayabilirler.
Bir diğer hoca ise Cem Sağlar. Miniklere futbolu aşılayan, onunla da kalmayıp sporculuğun ne demek olduğunu anlatan ilk kişi o. En önemli nokta belki de sizinki. Neden biliyor musunuz? Onlar daha çok küçükler ama onların gözlerine baktığınızda ya da top oynayışını anladığınızda bu çocuk ileride büyük futbolcu olur diyor musunuz? Hissediyorsunuz. Kesinlikle hissediyorsunuz. Yani ben biz bu okula 4 senedir başladık. İnanılmaz bir gelişme sağladık. Yani her şeyden evvelsi çocuklarımızı buraya katabilmenin koşullarını alt zeminini oluşturduk. Çünkü bu çok önemliydi. Bunun bu eksikliğini burada hissettik ve Beşiktaş Londra Futbol Okulu için başvurumuzu yaptık. Sağ olsun. Türkiye'dekileri de bunu kabul etti. Biz de adım olarak attık ve iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum.